Bugün biz bubble tea içmeye gideceğiz. Ama bu aralar bubble tea'lerde çok fazla kampanya var. Çünkü korona nedeniyle birçok dükkan kapalıydı ama hepsi açılmaya başladı. Ve örneğin bizim bugün gitmeyi düşündüğümüz bubble tea'ci bu. Gongcha. Gacha. Gacha. Gongcha başka. Ha, gacha. Ha, gacha. Evet, gördüm. Burada bir kampanya varmış. Ve bir yanı bedavaymış milk tea. Ama ben milk tea içemiyorum süt alerjim olduğu için. Belki başka bir şeyler alabiliriz. Okey. O zaman gacha neredeymiş? Şurada. Yaklaşık 2 kilometre. Okey. Burada kastane bubble tea'si var. Merak ettim. Şu anda evimizin orada yakın olarak, hani yürüyerek herhalde 3-4 dakikalık mesafeler bunlar. İki tane bubble tea'ci var. Boba Boy'du galiba birisi. Diğeri neydi? Bu zaten tam sokağın karşısında. Evet. Bir dakika. Ha, birisi Boba Boy, birisi Bobo Tea. Yani bir de isimleri bile o kadar çok benziyor ki birbirine. Bobo'yu hiç içemedik daha. Değil mi? Daha hiç deneyemedik. Kapalıydı. Şu an şu ikisi de kapalı. Evet, galiba. Boba'dan içtik daha önce ama şu an ikisi de kapalı maalesef. Korona yüzünden. Evet, korona yüzünden bazıları çalışmaya devam etti. Şey olarak, evet, servis olarak, ama çoğu şubelerini kapattı. Dört tane bubble tea'si var. Yan yana. Bubbly, Gongcha, Coco. Bizim favorimiz Coco. Ha, Chatime da var. Hı hı. O Chatime da varmış. Chatime'dan alıyoruz ama genellikle ben Coco seviyorum. Coco'yu en seviyorum. QQ. Evet, QQ serisi var. Çok güzel. Sonra... Ha, şurada da bir tane var. Icha. Icha tea varmış. Peki, Japon style falan olabilir. Olabilir. Yine Kung Fu tea. Kung Fu tea. Orada da bugün bir promosyon vardı. Burada iki tane yan yana. Hayır. Royal tea. Burada da bir tane daha royal tea var. Burada dümdüz yürüyoruz. Yifan. Şunu Yifan. Da evet, Yifan giymiş. Güzel, evet, güzeldi. Beğenmiştim ben. Şurada World Tea House var. Onu hiç duymamıştım. T-Shillis var. Bubble Tea'ci. Yine Coco var bir tane daha. Sonra Gongcha var yine. Gacha. Gacha. Aa, Gacha bu bizim gideceğimiz. Hı-hı. Gacha. Gideceğimiz. Okey. Hadi gidelim o zaman. Şimdi şöyle geniş açıdan çekeyim daha iyi. Mesela bu evimizin arka tarafı, solda kalan daha hiç denemediğimiz Boba Boy zaten şu anda kapalı. Şimdi evin oraya geri döndük ve ikincinin tarafına geçeceğiz. Spadina'dan Kine. Kine doğru gideceğiz. Aa, açılmış mı? Evet. Sonunda açılmış. Harika. Sevindik. Çünkü evimize yakın ve kötü de değil yani. Bu arada burada otobüsler, durakları böyle. Hani dışarı doğru cam. Bu şekilde korumalı. Kışın soğuktan korusun diye. O zaman şimdi ana yoldan devam edelim. Yüzüm komple yok şu anda. Neyi taşıyorlar? Chatime var. Sıra var içeri girmek için. Görüyorsunuz. Kurallar var. Bu sanırsam üçüncümüz. Merkezine gelin. Bu arada ben saymayacağım. Yanına kaç tane oldukları sayıyla yazarım sonra. Çünkü takip edebileceğimi sanmıyorum. Ve çok yürüdük. Hemen yanında Authentic from
Nereye gidiyoruz? Taksiye. 3 numara. 5 numaraya gidelim. Sosis köpek var. Sosis köpek. Zaten böyle. Evet, sosisçi ya. Hot dog. Çok komik. Kore'de görmüştüm Gongcha'yı. Gongcha'nın da bu güzel. Beste bunu seviyor. Ama genel olarak mesela birçok içecek birbirine aynı. Yani her şubede, her şube değil, her markanın birbirine benzeri var. Ve ta-ta-ta. Coco. En sevdiğimiz. Koro serisi kampanyası varmış şu anda. Mesela sevdikleri bunlar. Hem de large boyu. Çok uygun. Hatta biz Coco'nun kendi uygulamasını falan kullanıyoruz. Evet, kullanılmıyor. Bu arada birçok yer şu anda keşi kaldırdı. Çünkü para bu konuda temizlemek için zor olduğu için. Ama tabii mesela dün gittiğimiz çiftlik gibi yerler hala keşle çalıştığı için onlar da dezenfektan sular koyup paraları onların içine koydular. Kanadalıların parasının avantajı şu. Mesela Türk lirası biraz pamuklu falan ya, hani makinede yıkadığımız zaman içimiz gider ha unuttuğumuzda. Kanada parası öyle bir şey olmuyor çünkü plastik gibi böyle bir şey. Ve hiçbir zarar görmüyor para, yani bayağı yıkayabilirsiniz. Temizleyebilirsiniz, hiçbir şey olmuyor. O zaman sonrakine gidelim. Şu anda kaçıncı olduğunu unuttum. Ama mesela bana çok enteresan gelen diğer bir şey. Burası aslında bir tavukçu. Hani yazıyor zaten adı da. Güzel de tavukları var burada. Kocaman tavukları oluyor şöyle gösteriyor zaten bu tarafta. Neredeyse bir bütün tavuk gibi böyle. Ve burada da bubble tea var. Hani bu arada kötü de değil bubble tea'leri. Gerçekten denedik, hatta menüleri var hani. Böyle beraber tavuklu bubble tea'li menüler falan var. Bu da diğeri. Açık mı? Evet. Burası WeChat. Sevimli bir görüntüsü var değil mi? Ben ilk defa gördüm. Yeni mi açıldı acaba, bilemedim. Mesela burası Chinatown olduğu için bankaların adları bile Çince yazıyor. Kore'deki, Korece yazan Starbucks geldi aklıma. Şimdi sonraki tea shop 168 mi? 168. Buradan almadık değil mi hiç? Liçili var. Vaiçi. Türkçedeki liçi. Algıda seçili bir tane daha babakıyımız. Burada birden fazla. 3 tane yan yana. Fruity Mix Bubble Tea'ci var. Yanında Hayır Bubble Tea'ci var. Onun yanında Royal Tea'ci var. Bildiğimiz 3 tane Bubble Tea'ci yan yana yani. Gerçekten inanamıyorum. Bir süre devam edersek bir sürü daha var. Mesela şurada da bizim matcha diye bir şey var ama biz o tarafa gitmiyoruz. Evet, bizim daha bu tarafa giderseniz gerçekten bir de öteki tarafa dönüyor. Uncle Pepsi'ye giderdik yol. Olabilir. Çünkü öyle hatırlıyorum gibi sanki bir yolu. Orada da Uncle Pepsi şirketçisi var. Ama biz öteki tarafa döneceğiz. Çünkü havada birazcık serinlemeye başladı. Mesela şu an kaç tane oldu bilmiyorum. Diğer taraftan saymaya devam ederek döneriz. Gerçekten kendini insan Çin'de hissediyor. Yoksana budaya maske takmışlar. Nerede? Evet. Ama kapalı. Sayılır mı? Bence sayılmaz. Şu an açık olmadığı için, yani daha doğrusu kontrol dükkan kapalı olduğu için sayılmaz. Bu da... Efendim? Bu da Tayvan. Yanlış. Da biri geldi şu anda. Çektin mi? Aa bak, bunların meyve çayı işte böyle çok güzeldi. Gerçekten böyle meyveler var yani. Biri bir tane daha. Meat fresh
diye adı. Yani tatlılar da var aynı zamanda. Hatta Bingsu'ya benzeyen şey de var. Ama tarolu. Ya tarolu değil. Gres çeliği. Tapioka. Evet, tapioka ve gras çeliği var. Burası SCBO'ymuş. Gerçekten evet, SCBO. Hayatta şuradan anlardık. Bak. Çok sağ ol. Bu da bir adet bubble tea'ydi. Made for bubble. Yalnız eğlenceli. Hani sloganlar falan çok güzel. Renkler falan da güzel. Ve yeniden karşınızda Coco. Başka bir Coco daha. Ama Coco'nun dizaynları bakımıyla diğerlerinden çok daha farklı görünüyor. Daha kaç tane var acaba? Bu kadar yorucu olacağını tahmin etmezdim. Gidelim mi? Özür dilerim. Tamam, çek. Bu arada daha şu şehirde gezmedik yani. Tek yönde gidiyoruz. Burada da dönüşü var. Gün geçmiyor ki bir tane daha görmeyelim. Biz böyle krepçi falan diye düşündük. Çünkü krep antiği diye hani krep gibi düşündük ama bayağı baba kıyıcıymış. Burada soğuk frozen smoothie bubble tea yapıyorlarmış. Enteresan. Burada tea'ci var yine ama... Kim tea diyor mu? Emin olamadık. Ama Google'da bubble tea'ci olarak çıkıyormuş. Bilemedim. Sayalım değil mi? Çünkü Google'da yazıyor. Şu an kapalı olduğu için göremiyordum ama hava da açık. Sadece bir haftalığına kapalıymış temizlik nedeniyle. Ve bu çizgideki son bubble tea'cimiz. Ama bunu saysak mı bilemedim. Çünkü hani hiçbir şey yok. Komple kapatmışlar. Bence bu sayılmaz. Yani batmış olabilir evet. Çünkü hiç duymamıştık. Diğeri açık bu arada. Sadece temizlik için bir haftalığına kapanmış ama bu bence komple kapalı. Seni sorduğuna bubble tea. Dunklak mı? Dunklak. Evet. Güzel görünüyor ve hemen yanında da coffee tea var. Burada bayağı meşhur. Böyle burada her günün kampanyası olan ürün var. Aşağıda da sana göre şeyler var, dondurmalı falan. Bu çizelgedeki son durağımızdı burası. Şimdi dönüş yolundakilere bakacağız. Çok güzel. Bunu şimdi dur bakayım. Tam gimbal'ı kapatmıştım ki bu şeritte de bubble tea'yi bulduk yine. Bubble tea'yi yani. Sevimli görünüyor. Şeyleri bardak sırasını beklemeyi çok seviyor insanlar. Hani çok seviyorlar. Bazen çok amaçsızca oluyor hatta yani. Gerçekten mantıklı gelmiyor. Tamam, bunun sebebini söyleyeyim hemen. Burada bizim düşüncemiz en azından. Mesela Uber. Uber Eats. Ya da DoorDash. Böyle yemek şeyleri yapmak isteyenler. Herkes sonuçta motoru, arabası ya da bisikleti olmayabiliyor. Bu belediyenin bisikletleri de çok zor. Hani daha sertmiş ve söylenirdi. O yüzden de böyle bisikletçilerden bisiklet kiralıyorlar. Sokak güzelliği. Ondan sonra... Ve bu tür yerden bisiklet kiralayıp öyle yemek teslimatı yapıyorlar. O nedenle özellikle bu korona döneminde
En çok sıra ve kalabalıklar herhalde o bisiklet kiralamacı. İşte ya da tamircileri. Onlar da vardı. Evet, son itfaiye geçti. O yüzden çok ses vardı. Neden mi? Kapattım. Şöyle havuz mu? Mesela şöyle havuz var, görüyor musunuz bilmiyorum. Böyle çocuklar için falan eğlensinler diye. Bu da bizim gelme sebebimiz. Kampanya. Yeni açılmış burası. Açıldığı için bir alan bedava. O zaman sıra bize geldi. Çok güzel kokuyor. Buy one get one free only for this method. Yeah, only for this. Okay. Burada çaylar var. Şimdi mesela örnek olarak bir tanesini çekiyorum size. Burada çaylar var. Burada meyveler falan var hazır. Soslar var. Şurada görüyorsunuz. Sosları var. Burada bizim oturma yerleri oluyordu ama şimdi yok. Maalesef. Şimdi burada paketleniyor. Burada çaylar var. Aynı çayları çıkıyor. Burada da karıştırmalar yapıyorlar. Şimdi paketleyecek şuradaki makineler zaten. Ben de sıcaktan vazgeçtim. Kaplı. Ejderha. Oo, bayağı dolu oldu. Sanırım benimki çok büyük olacak. Ama benimkisi öyle. Kapağı farklı. Enteresan, ilk defa böyle farklı olacak. Güzel, ilerimin. Bu iki Milk Tea'sin. Bu benim meyveli çayım. Bakalım daha yolda göreceğiz. Aa, evet. İgnor ettik. Yapıcı var. Oo, sembolü güzelmiş yalnız. Şeyi falan çok güzel. Bir de bubble tea ama. Şey, aşkım bu şey gibi. Hani Kore'nin sağlıklı çayları vardı ya. Şimdi çok geçmedik ki bir tane daha bulduk. Komik olan diğer tavukçudan da şey bu. Bubble tea'ci, burgerci ve kızarmış tavukçu. Çok enteresan değil mi? Ya sen de bayağı bildiğiniz. Senin herbal tea falan da var yani. Ve sanıyoruz ki ve umuyoruz ki sonuncu yine bir kung fu tea. O zaman hadi vedalaşalım. Biz tiyelerimizi aldık, çaylarımızı aldık. Kocaman öpülüyorsunuz. Görüşürüz. Ve bugünkü bubble tea shoplardan sonra kazanan Erça. En çok da bunu sevdim. Kendi tarlalarındaki çaylarından yapıyorlarmış. Yani kendi çaylarından. O yüzden böyle tırpan şekli, tırpan mıydı bunun adı? Onun şeklinde. Çok güzel değil mi? Bu böyle benim meyveli şeyim olduğu için. Bu benimle uygun. Hadi görüşürüz. Afiyet olsun bize.